Futbol Muhabbeti YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Ben Güney Esentürk. Yavuz Aygün'le birlikte karşınızdayız. Galatasaray transfer gündemini değerlendireceğiz sevgili dostlar. Tabii sizlerin sorularını, yorumlarını ekrana getirip değerlendireceğiz. Bu arada ben ışıklarımı açmayı unutmuşum. Ben sana sözü bıraktıktan sonra ışıklara bulaşacağım. Şu an gözlüklerim de parlıyor. Kusura bakmayın o yüzden. Hemen ben birkaç tane yorum okuyayım. Murat Karatop, TFF aşı olmayan taraftarların stada alınmaması kararını aldı demiş. Az sonra onu değerlendiririz. Kripto buradaymış her zamanki gibi. Osman Osmanoğlu, selam aslan yürekliler demiş. Hakan Sarıgöl, Günay istifa et artık şu yayından. Bir gün erken açın, millet bekliyor burada demiş. Bu yayında değil ama çift sıfırda 12'deki yayında hem Musa abi istifa ettirip hem ben kendim de istifa edeceğim. Bunu da söylemiş olmak isterim. Caner Kılıç, aynen Güney abi, Güney artık istifa et demiş. Musa abi asla istifa etmeyecek ama sen edeceksin. Bu haberi sonuna kadar güveniyorum adım gibi demişsin. Hyper Leon, Harit iyi futbolcu ama disiplinsiz ve devamlılığı yok. Bence Kuzey ve Doğu Avrupa'dan devam etmeliyiz transferlere demiş. Sonrasında Morutan ve Dreyer'den biri alınmalı demiş. Birol 1905, selamlar, selam dostlar demiş. Vedat Erol, İyi yayınlar, başarılar. Moderatörlerin efendisi Güney Esentürk demiş. Vedat abime selamlarımı iletmek istiyorum. Dolap Dereli Sabri, selam, iyi yayınlar demiş. Dolap Dereli Sabri'ye de selamlarımızı iletelim. Ekrem abi de burada. Karşılıklı görüyorsun. Merhaba demiş. İlker Kıyım, iyi yayınlar Günay Bey demiş. Nelson geliyor demiş Burak Bilir'de. İyi yayınlar. Harper Lyon'da iyi yayınlar, selamlar demiş. Ve Mert Efe, Nelson 22.30'da İstanbul'da olacak abiler demiş. Evet, bilgimiz var. Önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu kararı sen not almışsın galiba. Yayın öncesinde konuştuk Yavuz abi. İstersen evet, bundan başlayalım, bir değerlendirelim. Sonra akışa göre ayak uydurarak transfer gündemine giriş yapalım. Nasıl bir karar sen? Bu kararı nasıl buluyorsun? Şimdi öncelikle herkese iyi akşamlar. Hem bizim hem de izleyenler için iyi bir yayın olsun. Gündem hem federasyonun son aldığı kararla itibariyle hem de Galatasaray'ın transferleri itibariyle yoğun. Yine bolca konuşacağız. Yaklaşık bir saat önce Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Covid-19 salgını ile ilgili stadyuma giriş kararlarını güncelledi. Fark şu, kısaca özetlemek gerekirse, daha öncesinde sezon açılışları ve hazırlık karşılaşmalarında stadyuma seyirciler alınıyordu. Oransal olarak aslında seyircilerin girişi aynı devam edecek. Stadyum kapasitelerinin %50'si, %50 kapasiteli seyirci stada alınacak. Bunun yanında loca sahipleri, loca seyircileri %100 kapasitede devam edecek maçlarını izlemeye. Yalnız şöyle bir fark var. Daha önce en az bir aşısını olmuş kişiler bilet alabilecekti. TFF e-bilet sisteminde biletlerini alırken seyirciler aynı zamanda sistem içerisinde HES kodlarına da girerek sistem itibariyle kodlamaları yapılacaktı. Şu anda güncel, bugün alınan kararda, yani bugün açıklanan kararda aşı hem bir hem de ikinci aşılarını tamamlamış kişiler artık bilet alabilecek. Artı ikinci aşısını olan kişiler, ikinci aşısını olduğu tarihten itibaren 14. gün takip eden 14. günden itibaren biletlerini alabilecekler. Bu arada bir son dakika var. Victor Nelson'u Galatasaray Kapa bildirdi. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. An itibariyle yaklaşık 2-3 dakika önce bir kap açıklaması geldi. Zaten, girmek zorunda kaldım abi. Estağfurullah, 1-1,5 saat içerisinde İstanbul'da olacağı söyleniyordu. Evet, okuyalım o zaman bu kapı, sonrasında devam edeceğiz. 14-10-1998 doğumlu tarihli Danimarka uyruklu Victor Enoch Nelson'un transferi konusunda Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanmıştır diye bir kap geldi. Bu kapıda bekliyorduk. Bugün olur, yarın olur, bugün olur dedi ve kap geldi. Bir de bizim yayına denk gelmesi de çok hoş oldu. Hoş geldin diyelim yeni aslana. Evet. Kesmek zorunda kaldım. Yarın bu gece İstanbul'da olduktan sonra yarın sağlık kontrolüyle tamamlanacaktır. Sağlık kontrollerinden sonra yarın çarşamba, tahmin ediyorum yarın açıklarlar. Perşembe, cumayı beklemezler.
Hayırlı olsun şimdiden Galatasaray'a hem de kendisine. İnşallah önemli katkılar sağlayacaktır. Yaşı itibariyle bundan önceki transferler gibi genç bir oyuncu, 98 doğumlu, sağ ayaklı bir stoper. Beklentileri çok hocanın ama yarın resmi kap açıklaması da, yani anlaşmanın şartları, detayları da açıklandığı zaman daha detaylı konuşuruz. Evet sevgili dostlar, sonunda beklediğimiz kap geldi stoperde. Nelson Galatasaray'da, Kopenhag'dan ve kapı da geldi. Bugün de zaten kendisi geliyordu. Yayın öncesinde ben Yavuz abi dedim ki, ya Yavuz abi oyuncu geliyor, futbolcu geliyor. Ama dedim kap yok. Ne zaman açıklayacaklar acaba? Ben şimdilerde açıklanabilir diye düşünüyorum dedim. Yavuz abi dedi ki ya cumaya kadar beklerler herhalde. Bu yönetim biraz aceleci davranmıyor kap konusunda. Çok sorun değil. Çok sorun değil. Diğer yönetim üzerinde de çok baskı olduğu için bir an önce açıklamaları yapılıyordu. Ve sonuç itibariyle şu anda resmi olarak kap açıklaması geldi. Ben çok iyi bir transfer yaptığımızı düşünüyorum Nelson'la birlikte. Yani sonuç itibariyle Galatasaray'ın stopere de ihtiyacı vardır Lindemann'ın performansından sonra. Nelson da Galatasaray'a hayırlı olsun ve ben faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten analizlerini sizlere defalarca kez yaptık. Tekrar bu üzerinden geçmeye gerek yok diyorum. İki gündür, üç gündür zaten analizlerini yapıyorduk Nelson'un. Bu haberi de bekliyorduk. Bizim yayına denk gelmesi ayrıca şahane oldu. Sevgili dostlar, yarın da büyük ihtimal resmi sözleşme detayı da gelecektir. Yavuz abinin dediği gibi. Bundan sonra bir transfer daha olacaktır mutlaka ama bu transferin tabii arkadaşlarımız yazıyor. Jetson olması dileğiyle diyorlar. Jetson bundan sonra diyorlar. Jetson Fernandez. Ben Jetson Fernandez'i son günlere kalacağını düşünüyorum. Yavuz abinin evet, aynı yani şekilde onlar... bilemiyorum. Aynı. Yani daha önceki yayınlarımızda da konuştuk. Hem Jetson hem Ali Dervişoğlu transfer günü, transfer sezonunun son günü 8 Eylül'e kadar hoca ve yönetim, başkan vesaire bütün şartları zorlayacaktır Galatasaray lehine sonuçlandırmak adına. Ama dediğin gibi Ağustos ayı içerisinde ben beklemiyorum. Bu arada geleceklerden ziyade gelenler devam ediyor ama takımdan ayrılacakların da aslında artık yavaş yavaş onların da açıklanması gerekiyor ama bugün Ağustos'un 10'u, yarın 11'i, 5 gün sonra lig başlıyor. 2 gün sonra St. Johnson'la rövanş maçımız var. Turu atladığımızda evet, turu atladıktan sonraki bir sonraki maçta muhtemelen yeni oyuncuları da güncelleyecektir Galatasaray Spor Kulübü ama dediğim gibi gidecek oyuncuların da artık yavaş yavaş açıklanması, belirlenmesi gerekiyor. Murat Karatop da zaten gelen var da giden yok, kimse gitmiyor demiş. Ben Nelson transferinden sonra Yavuz abi bir Luyendama hamlesi bekliyorum. Yani Luyendama gider mi bilemiyorum ama bir Luyendama hamlesi bekliyorum. Sonuç itibariyle orada Alparslan da var. Ben bir hamle evet. bekliyorum onun için. Yani Luyendama evet. Yani şimdi sağ stoper Nelson'u da açıkladıktan sonra evet Luyendama artık kesin gözüyle bakılıyor ama Luyendama'nın satışından veya gönderilişinden Galatasaray Spor Kulübü'nün beklediği bir miktar var. Yani bunu dile getirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama yazılanlara okuduklarımız 5 milyon gibi en azından bir gelir elde etmek istiyorlar. Bu parayı ya henüz veren olmadı ya da görüşmeler belki de sürüyor. Belki de gizli kapılar arkasında bir şeyler sürüyor. Çünkü onu da neden söylüyorum? Israrla Fatih Hoca hem PSV maçında hem de St. Johnson maçında Alparslan yerine Luyendama'yı kullandı. Bitmeye çıkardı. Evet, devam edelim sizlerin yorumlarına. Mesela Ömer Öseytoğlu'ydu galiba. Omar diye okuyalım o zaman. Böyle değiştirmiş. Son kurban Luyendama. Gelenin vasatlaştığı bir takım mı olacak Galatasaray? Başarısız transferler ve hesap vermeyen bir teknik direktör diye kendi yorumunu getirmiş. Böyle bir yorum eleştirel, getirmiş. Eleştirel bir bakış açısı sunmuş.
Haklı olduğu taraflar var. Geçmişte Galatasaray'da performansı düşen oyuncular yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilip daha sonrasında elden çıkardığımız, göndermek zorunda kaldığımız, yollara ayırmak zorunda kaldığımız oyuncularımız var. Bunlar futbolun içinde var. Dün de olmuştur, yarın da olacaktır. İnşallah hem Nelson gibi hem de daha önceki transferler, genç yaşta yapılan transferler itibariyle önümüzdeki 2-3 sene geçmişte yaşadığımız kötü tecrübeler bir daha yaşanmaz diyelim. Evet, biz umutluyuz. Ben en azından umutluyum bu takımdan. Gençleşiyoruz. Transferlerden de memnunum. Tabii saha içi performanslarını göreceğiz. Bu arada Victor Nelson'un şu an tüm kariyerini önüme açtığımda şunu görüyorum. 22 yaşında bu futbolcu ve 189 kez maça çıkmış abi. 22 yaşında olmasına rağmen 189 karşılaşmaya çıkmış. Bence ben son 3 sezonuna baktım. Yani Kopenhag kariyerine baktım. Kopenhag kariyerinde 2019-20, 2020-21 ve bu sezon toplamda 86 maç. Bu sezon daha 4 ya da 5 maç var yanlış hatırlamıyorsam. Önceki 2 senesinde zaten 80 maçı var. Oldukça istikrarlı görünüyor. Zaten daha detaylı analiz yapan, maçlarını takip eden diğer arkadaşlarımız da sosyal medyadan takip ediyoruz. Oldukça yararlı bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyorlar. Tek bir soru işaretim var. Ben yayından önce biraz böyle bakarken aklıma o geldi. 2020'de geçtiğimiz yaz, yani bundan bir ay, bir buçuk önce oynanan Euro 2020 Danimarka kadrosunda 22 yaşındaki genç gelecek vaat eden sağ stoper Nelson neden yok? Evet. Şimdi geçen senesine bir bakalım. 27 karşılaşmada forma giymiş abi. Bunun 26'sı ilk 11. Yani muazzam. Bir tane gol atmış. Zaten gol beklemiyoruz stoper oyuncusundan çok fazla ama en azından Luyendama gibi çıkıp da bir kafa vurabilse, bu da çünkü stoperlerin en büyük özelliklerindendir. Stoperler çıktığında ileri çıktığında kafa vurup gol atabilmeli bence. Burada kesinlikle. Bunu söylemeliyim. Luyendama bunu iyi yapıyor ama çok basit hatalar yapıyor maalesef. Ama sonuç itibariyle biz stoperden tabii ki de gol beklemiyoruz. Ama şöyle bir istatistik var. Gole neden olan hatası geçen yıl hiç yok. Sıfır. Yani Nelson yüzünden takım gol yememiş. Bu arada Alper abi kap geldi demiş. Çok teşekkür ediyoruz Alper abiye. Desteğinden dolayı. Neden olunan bir penaltı bir tane var. Şutan neden olan hatası bile yok abi. Çok yani genç yaşına rağmen genç yaşına rağmen bu anlattıkların oldukça olumlu. İnşallah Galatasaray'da da bu veriler ışığında kariyerine devam eder. Bak Metin abi de çok güzel bir yorum yapmış. İyi ki Danimarka kadrosunda yoktu, yoksa alamazdık. Artı Luyendama kafa vurdu da kaç gol attı demiş. Katılıyorum. Ama orada orayı bir karıştırmasını bekliyorsun bir stoper. Gol olsun olmasın bir çıkıp vursun yani. Metin abiye selamlarımızı iletelim. Devam edelim. Yani başarılı, kendi yarı sahasında başarılı pas oranı %92. Burada da başarılı olduğunu söyleyelim. Geçen yılın istatistikleri bunlar bu arada. Sevgili dostlar. Ama beni en çok sevindiren şey şu. Şuta neden olan hatası bile yok. Golü geçtim. Evet, bu çok önemli. Bu çok önemli. Çünkü bireysel yani, hatalar maalesef çok gol yiyen bir takımız. Maalesef. Daha önce de sen bu konuya eğildin. Biraz üzerinden geçtik, konuştuk. Herkes fikrini söyledi. Dediğin gibi son 2 senedir Galatasaray bireysel hatadan çok gol yiyor. Nelson'un bu tarz hatasızlık oranında bir istatistiği olması oldukça önemli. Evet. Devam edelim sizlerle birlikte. Bu ki FIFA Jason ve Rony Lopez geliyormuş. Rony Lopez çok konuşuluyor. Az sonra Rony Lopez'i de konuşacağız. Onun da istatistiklerini tabii ki de çıkardım. Yavuz abi de Rony Lopez'i konuşacak. Onunla da bir konuşacağız ama farklı isimler de var. Farklı isimleri de konuşacağız. Ama sizlerden bak bu yayında bak şu an günahım yok. Bak bu yayında hiç like istemedim. 15 dakikadır konuşuyorum. 15 dakikadır like istemedim. 90 tane like'ımız var. 315 kişi izliyor bizi anlık.
Şöyle güzel bir like atarsanız sevinirim sevgili dostlar. Like bizim için çok önemli. Kanallarımızın yukarı çıkmasını sağlıyor. Like atarsanız, eğer yayınlarımızı seviyorsanız like istiyorum. Beğenmiyorsanız dislike de atabilirsiniz. Sonuç itibariyle YouTube dislike'ı da like olarak görüyor. Bu da öyle bir güzellik var. Dislike de atabilirsiniz yani. Ona bir şey diyemem. Sevgili dostlarımıza teşekkürlerimizi sunalım desteklerinden dolayı. Vedat abi demiş ki en az 4 transfer daha yaparız. Buna katılıyor musun? 4 transfer bekliyor musun? 4 transfer nereye transfer yapacaksın? Ben bir orta saha bekliyorum. Ben 4 beklemiyorum. Bir orta saha bekliyorum. Bir forvet bekliyorum. Zaten abi forvet başkanın şey araya giriyorum ama forvet gelebilmesi için Jack Ney'i Falcao'yu göndermen lazım. Yoksa forvet gelmez. Jack Ney gidecek mi dersin? Abi zaten Jack Ney kalırsa forvet gelmez ki. Niye alırsın? Şöyle, neden bu soruyu sordum? Şimdi geçen yayında da konuştuk bunu. Jack Ney'i gönderdin, Falcao'yu gönderdin. Elinde bir tane Mustafa Muhammed kaldı. Diyelim ki işte hep konuştuğumuz gibi transferin son gününe kadar Halil Dervişoğlu'nu kovaladın ve ikna ettin, kiraladın. Muhammed ve Halil Dervişoğlu'yla beraber bütün sezonu götürebilecek misin? Bir. İkincisi, başkanın Sayın Burak Elmas'ın işaret ettiği, geçen hafta canlı yayında konuştuğu hem Falcao hem Fegoli'nin maaşları itibariyle Galatasaray mali yapısına uygun olmadığını ve birebir görüşmeler yaptığını, takımdan ayrılarak kendilerine takım bulmalarını istediğini söyledi. Bu iki futbolcunun yanında mesela başkanın görüştüğü veya görüştüğünü söylediği neden sence Jack Ney yok? Bence Jack Ney bu takımda kalacak. Yani Jack Ney için burada sana %100 katılıyorum ama ben Jack Ney'nin gideceğini düşünüyorum. Neden biliyor musun? Çok iyi bir teklif alırsa Jack Ney için Galatasaray tabii ki şartlar itibariyle gönderilir. Yerine Burak başkası... Başkan çok güzel bir iş yapmış orada. Şimdi Fegüli'den bonservis beklentin var mı? Yok. Yok. Doğru ya doğru. Keşke olsa. Falcao'dan bir beklentin var mı? Yok. Yok. Ama Jack Ney'den bir beklentin var abi. Jack Ney'den para kazanmak istiyorsun. Piyasası da var. O sebepten dolayı bence onu öne atmadı. Jack Ney'nin zaten geçen sene kiralık olarak gönderdiğin İngiltere Premier Lig kariyeri de var. Orada da kötü bir sezon geçirmedi. Ama ya belki gelen teklifler illaki vardır bu arada. Açıklanmayan. Belki de miktarlar kulübü tatmin edecek seviyelerde değildi. Ben biraz da o bağlamda hem kulübün gelen teklifler varsa şayet istediği rakamları bulamadığını düşünerek Jack Ney'nin Galatasaray'da kalacağına inanıyorum. Ali Osman Tuna, Günay Bey bu kadar para veriliyor da bunun sonu iyi biter inşallah. Harcama limitlerine takılmayacağız mı acaba? Yalla geçen yıl Fenerbahçe takılmadıysa biz de takılmayız diye düşünüyorum yani. Doğru mu Yavuz onun abi? Onun yanında bir 3-4 soru işareti koy. Yani ama ya doğru. Geçen yıl Fenerbahçe takılmıyorsa bu sene Galatasaray'da takılmaz abi. Ne var yani bunda? Geçen yıl senin... ne harcamalar yaptılar? Yalan mı? Doğru. Senin söylediğin düz mantık ama Türkiye'de maalesef futbolu yönetenler Galatasaray'a karşı veya başka takımlara karşı aynı kuralları farklı yönlerden uygulayabiliyorlar. Yok uygulayamazlar bu sefer. Ben yönetime güveniyorum açıkçası. Fitdo. Abiler sizce Jetson için bütçe kaldı mı? Bence bütçemiz kısıtlı. Bilemiyorum. Yani ama bir tane olsa taşar. Ya biz ama şöyle Jetson'u her konuşmamızda söylüyoruz. Jetson'un satın alma gibi bir hikayesi olmayacak Galatasaray'da. Ya insan bekliyor abi. Umut. Yani öyle de dememek lazım. Belki bir halledecekler. Yani ne bileyim satın alma opsiyonunu bir şekilde hallolur. Ama şöyle umut ediyorsun. Ya bir de şöyle bak ama olaya. Şimdi Galatasaray'ın mali yapısı itibariyle çok şaşalı bir dönem geçirmiyor. Sen çıkaldı abi ya. Zarar açıkladı. 430 milyon. 400'lü bir rakam açıkladı. Tam tutarını bilmiyorum. Evet, zarar açıkladı. Çıkaldı'ya 6,5 milyon euro verdin. Vadelerini 3 seneye yayarak. Muhtemelen evet. Yarın açıklanacak olan Victor Nelson'a da konuşulan 7 veya 8 milyon euro bonservis parası verdin. Kuvvetle muhtemel yine
ödemesi vadeleri yayılacak. Şimdi yapacağım bir orta saha transferi aşağı yukarı aynı miktarlarda olacak. Aynı vadelerle. Şimdi Getson'a bu kadar mali yapın bu kadar geniş olmayan durumda Getson'a nasıl satın alma parası ayıracaksın bütçede? Ben öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Zaten başkanın da işaret ettiği şu, Falcao ve Feghouli özelinde takımın en çok maaş alan iki futbolcusu olduğu için Galatasaray'ın bu sezon itibariyle dikkat etmesi gereken şey maaş bütçesi. Orada işte yönetime büyük iş düşüyor Yavuz abi. Göndereceksin bir şekilde. Mutlaka bu Falcao'yu. Ben Babel'in herkesin... de gitmesini istiyorum. Fatih Hoca istemiyor ama bence Babel de gitmeli. Bence Babel aldığı paranın Galatasaray'da hiçbir zaman karşılığını vermedi. Katılıyorum. Mustafa Çiçek, Getson kesin lazım demiş. Mustafa abi, Mustafa Çiçek'e %100 katılıyorum. Yani. Kesin lazım abi, bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ama olmazsa da A planı, B planı vardır. Mutlaka vardır. Oraya bir hamle gelecek. Bu Dieng mi olur bilemiyorum. Sence mutlaka olur mutlaka. Mutlaka BC planları vardır ama biz de aynı şeyi konuşuyoruz hep. Özellikle bu iki PSV ve St. Johnson maçından sonra hep orta sahaya Galatasaray'ın bir playmaker'a oyunu serbest hareket edecek, güzel topları dağıtacak, ara paslar atacak bir adama ihtiyacımız var dedik. Ve bu da geçen seneki tecrübesi ve bize izlettikleri itibariyle Getson olduğunu söyledik. Evet, buna %100 katılmakla beraber şu an ekranda çok güzel bir iyi futbolcu görüyoruz. Keşke bizim Melo'nun, böyle, Melo'nun takım arkadaşı. Böyle diyette olmasam şu an çok pis bir diyet değil. Böyle ekmek bandıracağım ekranı abi. Ben ekmeği böyle bandıracağım yani. Gerçekten. Rafael Veiga Galatasaray'ın şu anda gündeminde olan bir futbolcu. Ben bu transferin zor olduğunu düşünüyorum ama bana soran bir sürü arkadaşım var. Bu transferi açıkçası ben hiçbir hani bir detay alamadım. Ben şimdi her zaman doğruları söyledim sizlere. Hani olur mu olmaz mı bilemiyorum ama şunu söyleyeyim. Maddi açıdan çok zor bir transfer olduğunu duydum. Araştırmalarım bana bunu söyledi. Sorduğum kişilerde. Şimdi geçen yılına baktığımız zaman geçen yılda nasıl bir istatistik sergilemiş, nasıl bir performans sergilemiş özür dilerim. 26 karşılaşmada forma giymiş. Ve 19'unda ilk 11 çıkmış. Maç başına da 60 dakika sahada kalmış Yavuz abi. 11 tane gol atmış. 141 dakikada bir gol atmış. Maç başına gol ortalaması 0.4. Maç başına şut ise 1.8. Oldukça başarılı. Ve kesinlikle. Yalnız asist konusunda biraz sıkıntıları var. Bir tane asist yapmış. Bir 10 numaradan gol bekliyorsak asist de beklemeliyiz. Yani, gol oranı güzel aslında. Oynadığı maç sayısına da bakıldığı zaman gol oranı güzel. Dediğin gibi biraz asist de geride kalmış gibi duruyor. Ama diğer yarı sahada yani hücumda yapmış olduğu başarılı pas %92. Bu da çok önemli bir bilgi bence. Ya, özür dilerim %71. Evet. %71. Kendi yarı sahasında ise %92. Sezon başında. %92. %92 başarılı pas. Başarılı pas kendi yarı sahasında. Kendi yarı sahasında. Rakip yarı sahana. Rakip yarı sahada %71. Bu da başarılı. O da kötü değil. Kötü değil. Yani sonuç itibariyle iyi bir en azından şunu söyleyelim. Pas yapabiliyor ve temiz bir ayağı var. İsabetli orta %21. Başarılı uzun topta %55 pas isabeti sağlamış. Sevgili dostlar. Ara pası ortalaması ise maç başına maç başına 2-2 gözüküyor. Ara pası denemesi. Yani sen oldukça detay bilgileri verdin zaten ama şöyle ben de total bir rakamlarını vereyim. 1995 doğumlu 26 yaşında Palmeiras'ta oynuyor. Felipe Melo'nun takım arkadaşı. Sağ kanat ve sağ iç oynuyor. Temiz bir ayağı var. Zaten hem geriye hem ileriye pas oranlarını, başarılı pas oranlarını, isabet anlamındaki değerlerini verdin sen. 2019, 2020 ve 2021 Palmeiras'ta geçiriyor son 3 senesini.
116 maç, 32 gol. 3 senede. Fena bir gol sayısı değil abi. Bunu bence 10 numara için güzel bir oran. Evet, evet, evet. Bunun yanında 6-8 adet asisti var. Ama asist kısmı sorunlu. Bunu söyleyelim. Kenan'sı ama pas vermiş. Kilit pas deniyor. Melo biraz öne çıkıyordur muhtemelen. Ya da Mustafa Muhammed gibi bitirici olmayabilir takımlarında. Bilemiyorum şimdi. Kenan Bey, Kenan Sarı merhaba değerli yayıncılar demiş. Kenan abiye selamlarımızı iletelim. Birkaç tane yorum okuyalım. Peki şunu da sorayım. Bu transferin olma şansını nasıl görüyorsun? Bunu da değerlendirelim. Yani ben biraz önce ekrana yansıyanlarda oyuncunun bonservis bedelinin 4,5 milyon euro olduğunu yazıyordu ama o tabii ortalama bir tutar gibi geliyor. Bence 10 milyonun altında olabileceğini sanmıyorum. Açıkçası ben de. Bu arada Ömer yakalayabilecek miyim? Ömer Büyükseymen yabancı sınırı diye bağırmış. Biz de bağırıyoruz böyle her tarafımızı yırtarak böyle. Yabancı sınırı diye bağırıyoruz ama maalesef son dakika var. Arkadaşlarımız yazıyordu ama bir son dakikayı göremedik. Ama bu son dakikanın nereden çıktığı da önemli. Hemen bunu değerlendirelim. Hemen ekranlara getiriyorum. Fotomaç haberleştirmiş. Fotomaç haberleştirmiş. Al-Fahd Mısır basını yazmış. Galatasaray Alio Dieng transferi için El Ahli kulübüyle sıkıştı. Sarı Kırmızılar Malili oyuncunun kulübüne 7 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek demiş. Abi şimdi bak. 6,5 çıkıldı al. 7 artı 2 diyebiliyorum. Neyse 7 diyelim. Nelson. 7 milyon dolar da buraya. Ben çok ihtimal vermiyorum abi. Bilmiyorum. Yorum sende. Ben de sanmıyorum. Bu arada yabancılar üzerinden gidiyoruz. Berkan'a verdiğimizi de sayalım. Orta saha itibariyle. Dolayısıyla hep söylediğim Galatasaray'ın yani hani ben şey söylemiştim ya aslında orada biraz yanıldım. Stoper transferi olunca Galatasaray'ın 6,5 milyon euroya transfer ettiği çıkaldı ama bu sezon belki de en yüksek bonservis bedelli transferi olur demiştim. Hatırlıyorum. Şimdi yarın açıklanacak rakamlar itibariyle Nelson hem İkinci transfer olacak bonservisiyle hem de çıkardığın rakamını bir tık daha yukarı çekecek. Ama Dieng için sanmıyorum. Sanmıyorum. Şöyle, onu da şöyle yorumlayayım. Nelson'dan önce biz Tanganga ile anlaştığımızı, yani Galatasaray'ın Tottenham kulübüyle anlaştığını ve Tanganga'yı, o da sahipli bir stoperdi, kiralık olarak bir sene kadromuza kattığı yazılmıştı. Daha sonrasında oyuncu toplumunda yani oyuncuyla Galatasaray kulübünün anlaşamadığı ve oyuncunun toplumunda kalmak istediği söyleniyordu. Nelson yerine Tanganga'yı kiralasaydı Galatasaray bonservisini almadan belki diyen ki 7 milyonu verebilir derdim. Ama Nelson'a senin de dediğin gibi 7 milyon artı 2 milyon da bonuslu bir şekilde bonservisiyle aldıktan sonra diyen ki eğer herhangi bir orta sahaya o paraları bonservisiyle verebileceğimizi düşünmüyorum. Abi bir de şunu söylemek lazım. Bu haber fotomaçın haberi değil. Fotomaç kaynak gösteriyor. Al-Fahd yapmış bu son dakikayı. Evet aynen. Ben Mısır basınına bakın gram güvenmiyorum. Mustafa Muhammed de ben dilim yandı artık böyle ne derler yoğurdu üfleyerek yiyorum yani. Ben geçen söylemiştim herhalde bunu. Hocanın 15-20 gün önceki bir açıklaması var Mustafa Muhammed'le ilgili. Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu Galatasaray'ın kullanması için 2022 Temmuz ayını işaret etmişti. 2022 Temmuz ayında da Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu kullanacaksak eğer bunu Mustafa Muhammed'in performansı belirleyecek dedi. Yani bu cümleye kadar veya geçen sezon sonuna kadar herkes Mustafa Muhammed'in 4 milyon 4,5 milyon euro bonservisini verip Galatasaray'ın satın alacağını düşünüyordu ama hoca bambaşka bir yere koydu çıtayı. Günay düştü.
Moderatörümüz gitti. Günay gelecektir herhalde. Tekrardan bağlanmaya çalışacaktır. Evet, geldim. Geldim. Geldi. Kusura bakma. Geldi. Düştüm. Kusura bakmayın sevgili dostlar. Olur böyle şeyler. ara sıra internetin azizliğine uğruyoruz. İbrahim Kaplan Galatasaray 1 15 daha harcayacak gibi demiş. Forvet artı 2 orta saha. Diyenk gelirse ben Jinson gelmez diyorum abi. Ya bunun muhasebesini şöyle yapıyordur belki arkadaşlarımız. Öyle düşünüyor olabilirler. Sayın Burak Elmas'ın başkanın başkanlık seçiminden önce vaat ettiği 40 milyon euroluk bir transfer bütçesi var. Belki o cümledeki 40 milyonu henüz doldurmadığını düşünerek orta saha transferinin de forvet transferinin de bonservisli olabileceğini düşünenler olabilir. Rea Tüysüz Subos diye bir futbolcu varmış Yavuz Bey. Nasıl topçu demiş. Benim bilgim yok. Bizim bilgimiz yok. Evet, o zaman devam edelim. Bir sonraki futbolcumuza Ronnie Lopez'i değerlendirmedik değil mi? Ronnie Lopez'e geliyor. Yok, henüz geçmedik. Evet, ben şöyle transfer marketten getiriyorum. Sonra diyorlar transfer marketten yorumluyorsunuz diye. Transfer marketten yorumlamıyorum bunları. Merak etmeyin. Scout programlarıyla sizlere sunuyoruz sevgili dostlar. Merak etmeyin. Biraz önce, oradan... biraz önceki Rafael'de verdiğin detaylar zaten oldukça genişti. Zaten abi detaylıydı. Bunu yapmazsak transfer marketten sizlere gösterebiliyorum ama kullanmış olduğum programda maalesef gösteremiyorum. Telif hakları dolayısıyla. Ama ya burada senin transfer marketi kullanman sadece ekrana yansıtmanla alakalı bir durum. Oyuncuyu tanımak amaç bu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ronnie Lopez'le alakalı bir rapor bulamadım. Ama senden dinleyelim futbolcuyu Ronnie Lopez'i. Sonrasında ben de bir şeyler ekleyeceğim tabii ki de. Ronnie Lopez hemen şöyle aktaralım. Sevilla'da şu anda oyuncu. Hı hı. 1.74 oyuncusu. Sağ kanat. Evet, şöyle göstereyim mi? Sağ sol ve ortada oynuyor. Onları görebiliyorum ama istatistik olarak bir şey veremiyorum maalesef. Şöyle bakalım. Santrafor bölgesinde oynuyor. Sağ sol oynuyor. 10 numara oynuyor. Çoklu bir oyuncu. Yani çoklu ya, bölgede hücum, oynayabiliyor. Hücum alanında oynuyor. Evet. Hücum alanında oldukça her bölgede oynayabiliyor. Buradaki en büyük avantajı muhtemelen oyuncunun sol ayaklı olması. 95 doğumlu, henüz 25 yaşında. Şöyle bir enteresan bilgi var. Şu anda oyuncu Sevilla'da kontratlı futbol hayatına devam ediyor ama Manchester City altyapısı. Sonrasında Fransa'da hem Lille hem Monaco'da. Evet. Lille'de 45 maç, Monaco'da 80 maç. Hı. Sonrasında Sevilla satın alıyor. Sevilla'da enteresan bir şekilde çok maça çıkamıyor. Sevilla tekrar Fransa'da Nice kiralıyor. Nice'de 33 maç 5 gol. Şu anda da Sevilla'nın oyuncusu. Yani şeyi irdelemek lazım. Aslında oyuncunun Sevilla Fransa... 20 milyon euro vermiş bu arada bu. Evet. 2019'da. Fransa, oyuncunun Fransa kariyeri aslında iyi. Yani Lille'de 45 maç, Monaco'da 80 maç, Nice'de kiralık 33 maç. Nedense belki olabilir. Belki İspanya'da kabul görmedi. Sevilla'da kendini bulamadı. Muhtemelen Sevilla Nice'deki kiralık dönemini itibariyle bu sezon satış listesine koymuştur veya gelebilecek bonservis bedellerini değerlendirecektir. Yani 25 yaşında olması ve Fransa liginde 33, 80, 45, 200'e yakın 3 farklı takımda 200'e yakın maç yapması oldukça güzel bir istatistik. Ama tabii şartları çok önemli. Yani bana soracak olursan yani yaşı itibariyle 4-5 milyon belki verilebilir ama fazlasını sanmıyorum. Evet, ben de bu futbolcu için henüz ama tahmin ediyorum o da kiralık denenecektir. Büyük ihtimal yani kiralık denenecektir. Hemen Sevilla'da bırakır mı, anlaşır mı bilemiyorum ama Sevilla'da sonuç itibariyle fazla forma şansı bulamamış bir futbolcu olduğu için evet. O da kiralık hamlesi olabilir.
Sevgili dostlar, o zaman bir sonraki futbolcumuza geçmeden önce Seçkin Bozkurt abimiz demiş ki emeğe saygı beyler. Like niye bu kadar az? Like atmaya Fenerli olsun. Aha de size bu son sözüm demiş. Ben söylemedim. Seçkin abi söyledi. Ama bizi Fenerbahçe'yi de izliyor olabilir. Seçkin abi son noktayı koymuş. Like lütfen. Evet yani lütfen like. Yani like bizim için önemli. 235 like'a yükselmişiz. 545 kişi anlık bizi şu anda izliyor. Çok teşekkür ederiz. Az sonra yorumlarınıza, sorularınıza geçeceğim sevgili dostlar. Ama bir sonraki futbolcumuzu da ben şöyle bir ekrana yansıtayım. Yavuz abiden onun da o yorumunu alalım. Yavuz abi gerçekten de çok iyi hazırlanıyor programlara. Ben söyleyeyim, çok sık hazırlanıyorsun. Jose enteresan bir isim yine. Eski Derdo. Doğru mu? Nasıl bir telaffuzu var? Izquierdo. Izquierdo. Doğru. Evet. Bu futbolcuyu ben tanımıyorum abi. Daha yeni dün duydum galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir istatistiklerine baktım. Yani hangi takımlarda oynamış hemen sizlere söyleyelim. Ve yaş itibariyle 29 yaşında bir futbolcu. Yani yaşlı bir futbolcu olduğunu söyleyelim. Kesinlikle. Şöyle bir baktığım zaman da Once Caldas'la oynamış. Tanımsız, yani herhangi bir oraya ulaşamıyoruz. Sonra kulüp Brugge'ye gidiyor. 38. 3 senesi var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 3.8 milyon euroya kulüp Brugge'ye gidiyor. Oradan da Brighton'a gidiyor. 15 milyon euroya. Ve 2017 yılından beri şu an kendisi Brighton'da ama sözleşmesi şu anda yok. Kulüpsüz olduğunu söyleyelim. Ve yorumunu alalım senden abi. Ya çıkış yaptığı seneler aslında oyuncunun şu anda senin de dediğin gibi 1992 doğumlu 29 yaşında Galatasaray'ın gündemine gelebilecek, en azından santrafor bölgesinde gelebilecek bir oyuncu için oldukça yaşlı. Çünkü Galatasaray bütün transferlerinde 22-23 yaş bandında ilerliyor. Öyle devam ediyor. Ben oyuncunun Galatasaray'a gelebileceğini sanmıyorum. Hatta oyuncunun haberlere konu olması tamamıyla dış basın oyunu da olabilir İngiltere tarafından. İlk çıkış noktası Brugge transferi. Oyuncu o zaman yanlış hatırlamıyorsam 24-25 yaşında. Hatta 25 de değil 23-24 yaşında. 3 sene Brugge'da güzel bir kariyeri var senin de anlattığın gibi. Daha sonrasında da İngiltere'ye geçiyor Brighton'a. Ama Brighton'da 2 sene oynadıktan sonra yani belki beklenenleri veremedi. Ben henüz izlemiş değilim. Gerçekten hem oyuncu zaten haberler bazında da oyuncunun ismi taze yeni. Ama verilerine baktığımız zaman enteresan bir şekilde oyuncu şu anda Brighton'da U23'te muhtemelen antrenmanlarına devam ediyor. Bizdeki tabiriyle belki de kadro dışı. Ama zaten hiç olacağını düşünmüyorum 29 yaşında olması itibariyle. Enteresan bir bilgi var ekranda. Barcelona Emre Demir transferinde Kayseri Spor'la prensipli anlaştı demiş. Barış Yurdu. Hayırlı olsun. Haberi. Barcelona ikinci Türk transferini mi yapacak? Evet. Bu arada Messi'yi nasıl değerlendiriyorsun abi? Paris Saint Germain'de izleyeceğiz. Abi ben yani bu konuda çok eleştiri almışımdır. Ben hep hani insanların Messi mi Ronaldo mu kıyaslamaları vardır ya. Ben Messi'ciyimdir. Ben Ronaldo. Ya şöyle bu Ronaldo'yu kötü bulduğum anlamına gelmez. Ronaldo her zaman çok çalışıp kendine çok iyi bakan ve inanılmaz başladığı İngiltere kariyerine sonra İspanya'da ve şu anda İtalya'da farklı liglerde ve üst seviyelerde her sene üzerine koyarak devam eden bir oyuncu. Yaşı itibariyle de 35-36 şu anda. Ama Messi'ye ben hep yetenek gözüyle bakıyorum. Messi gerçekten belki 50 senede bir Türk dünya futbol seyircisinin izleyebileceği oyunculardan bir tanesi. Ben hep Messi'ye öyle bakıyorum. Ben kariyerinin Barcelona'da bitirmesini isterdim. Ama enteresan bir şekilde Paris Saint-Germain olacak. Paris Saint-Germain de bu arada müthiş bir kadrosu olacak. Yaptıkları transferler eğer Messi de gerçekleşirse
Yok, gerçekleşti ya, o açıklamaları yapıyorlar şu an zaten. Hani yani resmi olarak açıklanacak büyük ihtimal. Yapıyorlar, yapıyorlar. Yani, abi Messi 36 saat önce gözleri yaşlı bir şekilde Paris Saint Germain'deki arkadaşlarımla çektirdiğim fotoğraf tamamen bir tesadüf diyordu. Ya bir şey söyleyeyim mi? 36 saat önce. Hemen gitme ya, bir 40'ı çıksın yani. Yani bir hafta falan bekle yani, değil mi? Sonra git. Abi inan bana, bu sene Messi'de açıklanırsa muazzam bir Paris Saint Germain izleyeceğiz. Bak, Neymar. Kay geriden başla. Geriden, Donnarumma'dan başla. Ya hayır, ben dünya yıldızı, tamam. Ramos. Ramos. Ondan sonra... Wijnaldum. Onu geçiyorum, tamam, onlar da dünya yıldızı ama çok elit tamam. Bak, elite gidiyorum. Mbappe, Neymar, Messi var mı ötesi? Hayır. Bir Ronaldo eksik. Bu sene itibariyle... Bir de forveti Falcao'yu aldıklar mı? İnşallah alırlar Falcao'yu. Bitti iş. Falcao... yani bu yaştan sonra Fransa Ligi'nde herhalde veya Paris Saint Germain'de of tabii yani şimdi... enteresan cümleler kurdurma şimdi bana. Yani espri yapıyorum tabii ki de ama muazzam gerçekten. Bak 3 oyuncu sayıyorum ya. Neymar, Mbappe, Messi var mı ötesi? Yok bunlar, abi yok. Bunlar muazzam bir şey abi. Bugün ben bu 3 futbolcuyla ilgili çok güzel bir yazı okudum Twitter'da. Brezilya'nın 10 numarası, Arjantin'in 10 numarası ve Fransa'nın 10 numarası Paris Saint Germain'de diye bir yazı vardı. Çok beğendim yani. Invite Light, FIFA'daki favori kartı artık Paris Saint Germain. Bence Paris Saint Germain almak yasaklanır. PlayStation Cafe'ye de yazarlar. Paris Saint Germain almak yasaktır. Paris Saint Germain şeyi de Messi'yi de açıkladıktan sonra İddia severlere hani böyle sezon başından uzun vadeli oyunlar vardır ya, Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanır vesaire, direkt Paris Saint-Germain'e oynanabilir. Bu sene çok farklı bir durum ortaya çıkacak. Hızlı hızlı sorular alalım. Sercan Şeyun, Di Maria'yı da ekle abi demiş. Ama abi Di Maria geride kalıyor ama işte artık. Hayır, ben şey için söyledim, yeni transferler için. Şimdi kaleye Donnarumma'yı aldın. Defansa Ramos. Defansa Ramos'u aldın. Orta sahaya Wijnaldum'u aldın. Zaten Verratti sende. Arkadaşın yazdığı gibi Di Maria sende. İleri uçta şey var. Neymar'ım var. Mbappe'm var. Bir de bunun yanına Messi'yi koyduğun zaman zaten ortalama bir futbol seyircisi bir dakika içerisinde Paris Saint-Germain'in ilk 11'inin 8 futbolcusunu sayar. Serkan İzim, solda Neymar, sağda Messi, forvette Neymar, stoperde Ramos, kalede Donnarumma, ofkin of demiş. Gerçekten öyle. Bak burada herkes Wijnaldum'u atlıyor. Wijnaldum'u Euro 2020'deki Hollanda performansını lütfen gözünüzün önüne getirin. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. Defans'ta Kimpembe, Ramos, Marquinhos demiş. Doktor 7. Kaleci alınacak mı? Ben kaleci beklemiyorum. Senin konun. Evet abi, kaleci. Az bak, ben yayından sonra kiminle konuştuğumu söyleyeceğim sana. Yok yok. Tamam. Gündemde yok. Harbi yok. Ama olur mu bilmiyorum. Ama şu an yok. Ama bence Johnson karşılaşması çok önemli. Eğer orada kötü bir kaleci performansı gelirse o zaman belki gündeme gelebilir. Ya o zaman bak, çok madem bu konuyu açtın, hem kaleci hem de Johnson maçı itibariyle çok acı bir şey söyleyeyim. Bu tabii benim düşüncem. Acıdan kastım da ben böyle bir Galatasaray düşünmeyi hiçbir zaman istemem. Geçen hafta da konuştuk ya. Şimdi kalende bir Muslera var. Alternatifsiz duruyor. Muslera'nın hemen arkasından gelebilecek ve en başarılı sayabileceğin Okan Koçu'yu kiraya vermişsin. Onun hemen peşinden gelen Fatih Öztürk'ü UEFA kadrosuna, listesine bildirmemişsin. Muslera'nın kırmızı kartı yedikten sonra belki kadroda olduğu için, yedeklerde olduğu için belki oyunu alıyorsun. St. Johnson maçının rövanş maçında İsmail Şipe'yle ile deplasmana gideceğini açıklıyorsun. Abi bak, çok acı, tekrar söylüyorum. Hiç ben böyle bir Galatasaray hayal etmem. Özellikle kaleci anlamında Galatasaray yıllar itibariyle hep kalecilerden yana yüzü gülmüş bir takımdır. Hoca bu sene itibariyle, benim bakış açım bu. Eleştirilere de açığım. Herkesin görüşüne de saygım var. Hoca
Okan Koç'u gönderip Muslera ve Fatih Öztürk'le devam ederim dediği an Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarından veya Avrupa'da olmasını zaten düşünmüyordu. Değişik bir bakış açısı. Pepe Murat demiş ki Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarında Paris Saint Germain rakip olur inşallah demiş. Bunun çok geyiği oluyor. Evet. Özcan Balık, jest olmazsa Fiorentino Luiz düşünülür mü acaba? Zannetmiyorum. Yok. Bak kim gelmiş görüyorsun değil mi? Igor Nikolay. Oo süper. Igor abim beni izliyor. Merhabalar geri döndüm demiş. Igor abime selamlarımı iletiyorum. Bunu da söyleyelim. Abi yabancı sınırı kalkar mı? Bu kadar yabancı oyuncu konuşuyoruz. Ya gerçekten kalkacağını düşünmüyorum. Ben açıkçası. 8 artı 6 devam. Önümüzdeki sene 8 artı 5 herhalde. O bak şimdi 8 geriye... artı 6 da 3. 8 artı 3 sağda olarak. Sağda 3. Yani 8 3 artı tane, 3. Sağda 8 artı 3. 3 tane. Dün onun yayınını yaptık. Musa abiyle bir türlü anlaşamadık. O 3 tane oyuncu kim olacak diyorum. Dienk gelsin diyor. Abi diyorum gelsin tamam. Dienk gelince karışacak diyorum ortalık. Abi o 3 tane oyuncu hocanın St. Jensen maçına çıktığı orta saha oyuncuları olacak. Ya zaten bak Musa abiyle biz şurada ayrışıyoruz mesela. O Dienk'i istiyor. Saygı duyuyorum. Ben Jetson'u istiyorum. Dienk gelirse kesinlikle. Bak Dienk gelirse tamam Galatasaray'ın bir 6 numaraya ihtiyacı var mı? Safkan. Olabilir. Ama orayı Taylan götürüyor abi bir şekilde. Berkan da götürebilir orayı. Götürür diye tahmin ediyorum. En azından Taylan götürür. Rahat götürür. Peki yani Jetson olmazsa Galatasaray'ın sisteminde bir problemler olabilir diye düşünüyorum. Eğer oraya sadece Dienk kalırsa. Çünkü ama şimdi şöyle de bir yüksek, şey var. Final pası atabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Çıkıldağ bunu yapar mı biliyoruz. Yapar. Daha bir tane daha Çıkıldağ'ı izlemedik. Daha bu sene Emre Kılınç'ı izlemedik. Ama biraz önce söylediğimi tekrarlayayım. Hoca 8 artı 3 kuralında kullanacağı 3 tane Türk oyuncu Taylan, Berkan ve unuttum. Emre Kerem. Kerem. Burada yani, Emre Kılıncı da değerlendirebilir hoca. Emre Kılıncı değerlendirebilir ama senle St. Jans'ın maçından sonra konuştuk ya Aytaç bile 11'de olmayabilir. Yani çok enteresan denklemler var. Mesela stoperleri bugün iki tane yabancı stoperini yedekleyecek. Luyendama'nın gittiği senaryoyu söylüyorum. İki tane stoperini yedekleyecek. Türk oyuncunun Alparslan Öztürk var. Nereye koyacaksın? Evet İbrahim Kaplan. Günay Bey eğer Muhammed böyle devam ederse üçüncü oyuncu sürpriz bir forvet olarak doldurabilirler Almanya'dan demiş. Almanya'dan selamlar demek istemiş. Ve Almanya'dan Halil Dervişoğlu. Ya büyük ihtimal. Evet. Güney abi, Edim Ounas durum nedir? Şu an bir bilgi yok sevgili dostlar. Emre Kılınç oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Abi bizde de bu moda oldu. Gitmez. Ha. Oynayacağı takıma yok, gitmek yok, istiyor. Yok yok yok. Böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Emre Kılınç Galatasaray transferini gerçekleştirirken oldukça Galatasaraylı olduğunu ispat ettiği duruş itibariyle Emre Kılınç'ın böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Görkem Nergis ısrarla diyen ki isteyen Musa Yıldız'ı istifaya davet etmiş. Ben de istifaya davet ediyorum. Yani i̇stifa Musa edecek. Abi Musa abinin fikri diyen ki senin Getson benim Getson. Akşam 12'de yayında istifa ettireceğim onu. Bekleyin. Bu arada Musa abi bugün çok enteresan yerlerde gezdi. Fotoğrafları elime düştü. Bugün fotoğrafı 12'deki yayında Musa abinin fotoğrafını ekrana yansıtacağım. Ve nerede olduğunu hepiniz göreceksiniz. İfşalayacağım onu. Hadi bakalım. Bak nerelerde geziyor. Nerelerde geziyor. Akşam hep beraber göreceğiz. 12. Musa abi 2 saatim var. 2 saatte artık benim IBAN'ıma 5 lira ya 1 milyon dolar mı atarsın? 5 milyon dolar mı atarsın? İsviçre'deki banka hesabımda bilemem. Katarlıların Messi'ye yaptığı gibi bir teklif mi yaparsın? Bilmem ama benim IBAN'ım dolu olacak. Yoksa o fotoğrafı herkese göstereceğim, ifşalayacağım seni. Atakan 1905 Güney abi istifa demiş. Bunu duyduktan sonra ben de yayını kapatacağım.
Erdem Erdem biz fotoya hazır değiliz demiş. Bence 12 yayınını bekleyin. O fotoğraf ortalığı karıştıracak, ben söylüyorum. Bekleyelim bakalım. Evet sevgili dostlar, işin esprisi tabii ki de bizleri izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yavuz abiye yine teşekkürlerimi sunalım. Çünkü yine bizi yalnız bırakmadı. Davetimi kabul etti. Müsaitse Maçsun'un yayınında da beklerim. Benim yayında. Gerçi 12'de geç oluyor tabii. Sonra konuşuruz onu. Bu gece. Bu gece değil. Hayır. Maçsun'un. Tamam olur. Gel, benim için fark etmez, konuşuruz. Evet sevgili dostlar, çok teşekkür ederim. Son cümlelerini alalım yayın için. Sonrasında yayını kapatalım. Herkese iyi akşamlar dilerim. İnşallah keyifli bir yayın olmuştur. Bizim için öyle oldu. Ben çok keyif aldım yine. Hem yarın muhtemel açıklanacak Nelson'a Galatasaray'ımıza hayırlı olmasını temenni edelim. Hem de Perşembe günü oynanacak St. Johnson maçından iyi bir galibiyetle iç sahada yapamadığımızı inşallah deplasmanda elde ederek, tur atlayarak İstanbul'a döneceğimizi ümit edelim. Şimdilik herkese iyi akşamlar dileyelim. Sevgili dostlar, like atmadan çıkmazsanız çok sevinirim. Şu anda 635 kişi bizi canlı, 616'ya düştük yayını kapattığımız için, düşüyor sayı anlık. 336 beğenimiz var. Şunu 500 yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, bir 500'ü görelim. Günay bunu her defasında söylüyor. Like'lar bizim için önemli. Lütfen rica edelim. Biraz önce hatırlatmasını yaptı. Dislike de olsa olur diye. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Bu arada 22'de Eyüp Yıldız YouTube kanalındayız. Ben de orayı izliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi akşamlar. 12'de de sizi o yayına bekliyorum. Musa abi terleteceğiz. Bay bay.